Evet, öncelikle bu anlamda genel bir çerçeveye bakmak lazım. Şöyle ki biz işte kurulduğumuzdan bu yana çıkardığımız bizim gazetelerle, ajans hizmetlerimizle zaten hep baskı altında kaldık. Hem de öyle şöyle böyle baskı değil yani, arkadaşlarımız şehit edildi, bürolarımız bombalandı, pek çok arkadaşımız cezaevine gönderildi, kimisi sürgün oldu. Zaten böyle bir şeyden geliyoruz. Yani baskı ortamından geliyoruz. Bundan önceki iktidarlar açısından da. Bu son iktidar da 20 yıldır ülkeyi yöneten iktidar da bize karşı hiç öyle hayır hah olmadı. Yani işte Avrupa Birliği'ne uyum anlamında yapılan bütün iyileştirmeler esasen bizim gazeteci arkadaşlarımızın işte cezaevine atılmaması ya da atılanların dışarı çıkılması şeklinde oldu. Ama son dönemde gerçekten yeniden bir yoğun bir saldırı altındayız. Şöyle ki işte 8 Haziran günü Diyarbakır'da bütün kurumlarımıza yönelik, başta ajanslarımız olmak üzere kurumlarımıza yönelik bir operasyon, bir saldırı yapıldı. Bu saldırıda 21 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 16'sı tutuklandı. Dedi yani tarihler hep yani bilerek mi denk getiriliyor, öyle mi denk geliyor, öyle bir şey de ya var tabii yani 8 Haziran'ın herhangi bir karşılığı yok gibi, ama tutuklandıkları 16 Haziran işte Türkiye'nin gördüğü en büyük işçi direnişinin yıl dönümüdür. Yani ona sanki bir cevap gibi 16 Haziran'da arkadaşlarımız tutuklandılar. Ve apar topar gözaltına alınan arkadaşlarımız hakkında halen iddianame yazamıyorlar, düşünün. Yani siz büyük bir tehlike olarak görmüşsünüz arkadaşlarımızı, ki yaptıkları haberdir. Suç aletlerini kendileri teşhir ettiler. Kameralardır, bilgisayarlardır, işte fotoğraf makinalarıdır. Bu anlamda 16 arkadaşımız bizim işten alıkonuldu. Dahası tabii çok önemli. İşte bu çalışmalarda kullanılan bilgisayarlar, kameralar, dediğim gibi fotoğraf makinelerinin pek çoğuna el konuldu. Normal operasyonlarda bunun gelinir, imaj alınır. Yani bilgisayardaki bilgilerin kopyası alınır ve aletler sizde kalır. O hepsini götürdüler ve ne zaman verecekler belli değil. İçine ne koyacakları belli değil, ne yapacakları belli değil. Yani daha bu anlamda da bir komployla her an karşı karşıya gelebiliriz. Bu şekilde arkadaşlarımızın bir an önce iddianamelerin yazılmasını ve mahkemeye çıkılmasını beklerken, ki bana göre duruşmalarda, her duruşmada birkaç kişi olmak üzere belki de birkaç duruşma bir ay sonra arkadaşlarımız tutuksuz olarak yargılamaya devam edecekti. Nitekim yani bu zaten bizim bildiğimiz, gördüğümüz saldırılar demekle şunu anlatıyorum. Şu anda bizim zaten 160 arkadaşımız tutuksuz olarak yargılanıyor. Davalar devam ediyor. Başta KCK basın olmak üzere. KCK basında 46 arkadaşımız bizim yıllardır devam eden bir davada yargılanıyorlar. Daha önce işte özgürlükçü basın, özgürlükçü demokrasi davası var. Nöbetçi yayın yönetmenleri davası var. Ondan sonra eski Özgür Gündem gazetesinin davaları var. Tek tek arkadaşlarımızın işte şeyleri var, dosyaları var. Düşünebiliyor musunuz? Eren Keskin hakkında 143 dosya var. Benim hakkımda 63 dosya var. Yani bunlar zaten bu şekilde 160'a yakın arkadaşımız halen zaten yargılanmaktaydı. Ve bunun üstüne işte 16 Haziran'da 16 arkadaşımız tutuklandı. Biz bunun iddianamesini beklerken, mahkemesini, duruşmalarını beklerken bir de 25 Ekim günü yine çeşitli illerde kalan arkadaşlarımız Ankara merkezde olmak üzere bir operasyona tabi tutuldular. Evler basıldı, Ankara büromuz basıldı, saatlerce aramalar yapıldı. Gene aynı şekilde evlerden bilgisayarlar götürüldü, kameralar götürüldü. Dediğim gibi bu aslında yöntemi değil, yasa dışı bir iştir. Yani resmen bu bir nevi el koymadır, talandır. Ve o bilgisayarların içinden artık Allah bilir neler çıkacak, kendi koydukları şeyler anlamında. Bu anlamda burada da işte 11 arkadaşımız gözaltına alındı, 9'u tutuklandı. Ki ben yine bunları daha fazla sayıyorum, çünkü bir arkadaşımız
Ev hapsindedir, bunu da cezaevinde saymak lazım. Bir arkadaşımız şu anda adli kontrolle bırakılmıştır. Ve bu adli kontroldeki arkadaşımız ve ev hapsindeki arkadaşımızın durumu da çok ilginçtir. Birisi 6 aydır, birisi 1 yıldan fazla bir süredir zaten bizde çalışmayan arkadaşımız. Birisi çocuk izninde, birisi zaten stajyerlik dönemi bitmemiş bir arkadaşımızdır. Yani o bizden memnun olmuş, biz ondan memnun olmamışız. Gazeteciyle devam etmemiş bir arkadaşımız. Onu bile gidip alıyorlar. Sebebi şu, bu işi yani Kim Yansal haberini yapan MA, daha önce yapılmış bir haberi kendisi, o da yapan, başka bir kaynaktan alıp yapan MA yapmıştır. MA işte Ankara siyaset haberidir bu ve o nedenle Ankara büroda çalışan insanlara yönelik bir operasyondur. Ellerinde 2 yıl önceki bir MA listesi var. Mezopotamya Ajansı ve Cin News listesi var. O liste üzerinden şey yapıyorlar. Yani geriye dönük bir operasyon o anlamda. Ve arkadaşlarımız bakıyorlar ki bazıları Ankara'da değil. Gidiyorlar o adreslere, gidip alıyorlar arkadaşlarımızı ve buraya getiriyorlar. Çünkü dava burada. Davayı açan Ankara Cumhuriyet Savcılığı. Ve gerçekten de haksız yere arkadaşlarımız bir de tam 29 Ekim gününe denk getirerek tutuklandılar. Yani Cumhuriyet, burası Cumhuriyet, Ankara Türkiye Cumhuriyeti ve siz burada Kürtler olarak, Kürtlere ağırlıkla çalıştığı bir ajans olarak siz burada çalışamazsınız. Siz burada haber yapamazsınız. Yaptığınız haberler yüzünden biz sizi içeri atarız diye. Aslında bu da bir gözdağı, bu da bir şey. Dediğim gibi belki de işte iddianame ne zaman yazılacak, mahkemeye ne zaman çıkacaklar bilemiyoruz ama yani ilk mahkemeden itibaren yani mesela ev hapsine aldıkları şey nasıl suçlayacaklar arkadaşımızı, adli kontrola aldıkları arkadaşımızı ne diyecekler? Yani bir yıl sonra yapılmış haberden nasıl şey yapılabilir, o arkadaşlarımız sorumlu tutulabilir? Bu şekilde arkadaşlarımız bence yine yani bir iki mahkemede, duruşmada bence beraat edecek, sahile edecekler. Sonunda da belki beraat edecekler. Ya da işte bu kadar uğraştık diye göstermelik bir haber şey ceza verilecek. O küçük ceza verildiğinde de biliyorsunuz ilkinde işte hükmün geri bırakılmasını karar veriyorlar falan. Yani böyle bir şey de aslında bize yönelik yapılan operasyonun bence anlamı biraz yani geniş baktığımızda herhalde burada bu ajanslar işte çok iyi haberler yapıyorlar. Bizi zor durumda bırakan haberler yapıyorlar. Bizi deşifre ediyorlar. Hükümet olarak yaptığımız, iktidar olarak yaptığımız çok büyük yanlışları, dünya çapındaki yanlışlık. Eğer kimyasal kullandıysa diyoruz hala şimdi kendileri, çünkü bu iddiayı reddediyorlar ama bunu delillerle böyle bir şey atmadık, biz orada böyle bir kumbama kullanmadık diye ne kendilerinin ispatı var, ne uluslararası bir örgütün, kuruluşun ya da Birleşmiş Milletler'in ispatı var. Bunlar ispatlı olmadığı için ben de henüz buna iddia diyorum. Yani tarafların bu anlamda bir uluslararası hakemliğe başvurması gerekiyor. Ve böyle bir işte haberler yapabilen, bunu cesaretle yapabilen bir ajans olarak, yoksa Ankara'da bunu yani birçok çevre biliyor ama yazamıyor, konuşamıyor, tartışamıyor. Tartıştırmak bile istemiyorlar çünkü. Böyle bir ajansın yani kapatılmak mümkün değilse, ki bunu olağanüstü dönemlerde yaptılar. Kapatılmak işte uluslararası camiada işte tepki topluyorsa biz bunu nasıl çalışmaz hale getirebiliriz? Eskiden işte kesin çözümleri bombalamaktı, olmadı. İnsanları öldürüp korkutmaktı, çevresindeki insanları, olmadı. Şimdi ise bu şekilde işte azaltıyorlar bizi. Yani biz önümüzde de seçimler var, çok yaklaştı. Bu seçimler öncesinde işte Emek ve Özgürlük Bloğu'nun, ittifakının, HDP'nin
haberlerinin mümkün olunca az yapılması, işte devrimci demokrat kesimlerin haberlerinin az yapılması, derinen kesimlerin haberlerinin az yapılması anlamında ayı ve cin nüfusu güçten düşürmek istiyorlar. Gerçekten de kolay değildir. Yani Diyarbakır merkezinde operasyonda 16 arkadaşımız, buradaki şeyde 9 artı 1 dersek ev hapsindeki arkadaşım en az 10 kişi azaldık. Yani şeyleri saymıyorum bile. Zaten hükümlü olan 12 arkadaşımızı şu anda toplamda bizim, bana göre işte dediğim gibi ev hapsini ve diğerini sayıyorum, 40 kişi cezaevinde, 40 arkadaşımız cezaevinde ve 160 arkadaşımızın davası devam ediyor ki o da az bir şey değildir. Yani şöyle, ben mesela kendi adıma her pazar günü bu şeyi E-Devlet'ten Yargıtay'a giriyorum. Yargıtay'daki dosyalarıma bakıyorum. Herhangi bir orada onaylanırsa hapse düşeceğim. Yani gelip beni bulurlarsa hapse düşeceğim. Yani bu anlamda hepimiz o, yani 40 artı 160 kişi her an cezaevine girebilecek şekilde ve bu arkadaşlarımız şu anda bir şekilde şu ve bu yoğunlukta gazetecilik yapıyorlar, bir yerde çalışıyorlar. Bunların bir kısmı, evet, bu gazetecilik yapmış hakkında dava açılmış arkadaşlarımızın bir kısmı tabii milletvekili oldu, belediye başkanı oldu. Ha, onlar da oraya gitmekte kurtulmadılar. Onların da bir kısmı cezaevinde. Yani devletin aslında sadece bu fikre, bu fikriyata, Kürtler ve devrimci Türklerin, diğer halktan insanların bir arada olduğu kurumlara, siyasi partilere, işte sivil toplum örgütlerine yönelik bir düşman hukuku anlayışı var. Evet, mesela bizden başka solcu ya da muhalif medya kesimleri de var, siyasi partiler de var. Onlara yönelimi yok mu? Evet, var, ama ne kadar var? İşte program durdurma, ondan sonra para cezası şeklinde, işte ilan vermeme basın yayın kurulumundan, böyle bir şey var. Onlara karşı yaklaşımları, evet, bunlar bizim yaramaz çocuklarımız ama bunlar düşman. Bunlar ayrı bir halk, ayrı, biz bunları kendi hukukumuzda değerlendiremeyiz. Bütün hukukumuzu zorlayarak, tıpkı belediyelerimize kayyum atadıkları gibi, onları asla tanımadıkları gibi, işte Kürt ajansları diyebileceğimiz, aslında halkların ajanslarıdır. Yani onlar öyle tanımladıkları, öyle kolay daha tarif edilebildiği için Kürt ajansları diyelim, düşman hukuku uyguluyorlar. Ya bu bizim, yani işte ben neredeyse yarım asırdır işte devrimci mücadelenin içinde olan bir insan olarak, biz bunu işte 12 Eylül öncesinde biraz, ama 12 Eylül cuntası döneminde, askeri faşist diktatörlük döneminde gördük. Yani o zaman da işte yakaladıkları insanlar 30 gün, 60 gün başladığında 2 aydı gözaltı süresi, günlerce işkence edilir. İşte insanlar perişan bir halde, ondan sonra basının önüne çıkartılır. İşte önlerinde de suç aletleri şeydir, yani birkaç kitap varsa kendi kişisel silahı, ona silahını koyarlardı. Ve böyle saçı başı dağınık, perişan, korkunç tipler olarak teşhir ederlerdi. Daha sonraki yıllarda da, hatta işte TRT'de işte altına müzikli işte konulan o görüntüler servis edilirdi. Bir yabancılaştırma, bir düşmanlaştırma şeklinde. Şimdi daha sonra bu işte sözüm ona, işte askeri faşist diktatörlük bitti, sivil yönetimlere geçtik. O sivil yönetimler, hatta 90'lı yıla doğru işte Avrupa Birliği'ne üye olmak isteyen bir ülke haline geldi. Gerçekten de eski işte işkenceyle değil, sorgular, daha önce işte fotoğraflar, telefon dinlemeler, teknik takip dedikleri şeylerle delillendirerek ya da işte bir itirafçı bulup onların anlatımıyla davalar açıldı. Gerçekten de o dönemde ben gözaltına alındım. Yani 12 Eylül'de gözaltına alındığımda
işte önce 30 gün, ya benim dönemimde evet 30 gün ne düşmüştü ama iki kere gözaltına, iki kere 30 gün işkenceden geçtim. Ama ne işkence, ne işkence. Daha sonra 90'lı yıllarda bir kere gözaltına alındım. Gerçekten de öyle işkence falan yoktu. Yani tabii psikolojik işkence hep vardı da. Ama işte önce sizi doktora götürüyorlar, muayene ediyorlar. İşte gözaltı sonrasında tekrar muayene ediyorlar. Öyle üstün körü de olsa hani işkence görmediğinize dair size delillendiriyorlar. Şimdi yeniden sanki bütün uygulamalarıyla işte görüntülü göstermeler, işte perişan halde, işte aslında yasak mesela mahkemelerde bile fotoğraf çekemiyorsunuz. Ondan sonra şeyden önce işte tutuklamadan önce fotoğraf sergilenemiyor ama yeniden 12 yıl öncesi hem işkencelere hem de görüntü servisine başladılar. Bu tabii toplumda korku yaratmak için bir şey. Ama bunu bilmiyorum. Yani servise de gerek yok. Özellikle sokağa çıkan basın toplantısı için olsun, başka şey için sokağa çıkan herkes bu şiddete maruz kalıyor. Yani sıradan insanlar, belediye başkanları, bizim milletvekillerimiz, işte CHP'nin de olabilir. Yani polisler saldırabiliyor. Yani geçenlerde bir, yani ayağına bile kırdılar bir milletvekili arkadaşımızın. Bu anlamda gerçekten amaçları o. Yani insanlar sokağa çıkamasın, bir tepkilerini ortaya koyamasın diye. Nitekim geçenlerde böyle bir araştırma yapılmış gençler arasında. Gençler böylesi toplantılara gitmek istemediklerini söylemişler. İki nedenle. Bir demişler ki, yani bir şekilde bunlar, yani çoğu gözaltına alınıyor. Gözaltına alındığımızda fişleneceğiz. Biz ileride iş aradığımızda mutlaka bu fişleme bizim önümüze gelecek ve bizi belki işe alacaklarsa sırf bu nedenle işe almayacaklar. İki, kardeşim gittiğimizde mutlaka dayak yiyoruz. Yani bir tarafımız kırılabilir, bir şey olabilir. Yani tutuklanmasak bile gerçekten ciddi olarak korkuyorlar ve korkmakta haklılar. Amaçları da zaten bu. Yani böylesi bir korku ortamı. Seçime gidiliyor. Seçimler aynı bu adı Cumhuriyet, kendisi polis devleti olan bazı rejimlerdeki benzer bir sistemle gidecekler. Yani belki işte ağzı laf yapan muhalefet liderlerini, milletvekillerini tutuklayacaklar, gözaltına alacaklar bir süre. Ya da işte fena yapacaklar, hastanede belki aylarca yatmak zorunda kalacak falan. Böyle bir ortamda sadece işte iktidarın konuştuğu, konuşabildiği, zaten bu olmakta da medyası var. Onun dışında kimsenin konuşamadığı, konuşursa da icabına bakıldığı bir ortamda seçime gitmek istiyorlar. Hele de gerçek haberlerin yapıldığı, bizimki gibi ajansların olmadığı bir ortamda seçime gitmek istiyorlar. Yani tek taraflı bir işte tek kaleye gol atılan, sürekli gol atılan bir maç. Biliyorsunuz yani 12 Eylül'de anayasa %92 ile kabul edilmişti. %92 olacak iş mi? Yani siz 650 bin kişiyi işkenceden geçirmişsiniz ve %92 ile bu insanlar çok iyi, bunların yaptığı anayasa çok iyi şeklinde. Bazı rejimlerde biliyorsunuz en az %90'dır seçimleri kazanan iktidar partisi, işte Esad ailesi, ondan sonra Saddam, Kahire'deki şeyler, Mısır'daki işte şeyler, Cumhurbaşkanlığı dönemi, en az %90'dır. 91 olur, 92 olur. Yani pek 98-99 yapmazlar ayıp olmasın diye. O zaman hep öyle olur. Aynı bizim 12 Eylül anayasasının %92 ile kabul edildiği gibi. Ya bakın şöyle bir şey, bu bizim için yani özgür basın geleneğimiz için çok tanıdık bir şey. Ne zaman bir ulus şey olsa, çok ciddi bir sınır ötesi operasyon olsa, sonucu işte Roboski öyle birdenbire olmuş falan değil. Yani bir sürü planlaması var, beklentisi var. Böyle bir felaket olsa, neredeyse ondan 1-2 hafta önce böylesi bir operasyon yapılır. Mutlaka bir susturma harekatına girişilir ve işte o gün işte şey olmaz, diğer ajansların giremediği ya da işte nasıl anlatılacak anlamındaki emirin beklendiği şeydir. Yani o nedenle bir de şeye, topyekun bir saldırı
yani özgür basın kurumlarına yönelik topyekin saldırının ardından gelecek olayları insan düşünmek istemiyor. O bakımdan da yani burada yani bu kimyasal silah, kimyasal bombalar, bir de yasaklı silahlar deniyor. Yani ben onun tabii ayrıntısını, teknik yönünü bilemiyorum. Ama anlaşılan ki işte Cenevre Savaş Sözleşmesi'ne göre, savaş hukukuna göre belli kullanılamayan, kullanılmaması gereken silahlar var. Bu silahların kullandığına dair bir haberin bu şekilde şey yapılması, işte önce bir adli tıp uzmanının, ki konuyu en iyi bilecek insanlardan biri olarak, yani görünen sanki bu kimyasal, yani bu olayda kimyasal silah kullanmış olmalı. Bu da bir karşıdan tabii bir görüntüyle tedavi olmaz. O nedenle soruşturması lazım anlamında bir ifadesi. Çok büyük bir adım. Yani bu anlamda işte dediğim gibi bunu kimyasal silahları tetkik etmekle görevli uluslararası bir kuruluş var. O Birleşmiş Milletler var. O ve ondan sonra taraf olan devletlerin bu şekilde bir bağımsız bir heyeti göndermesi gerekiyor ve bunun incelenmesi ve yapıldıysa gerekli çağrıların, yani bu işte herhalde işte orada işte o bombayı atan, o bombayı kullanan kişi, bir, onu nereden buldu? İki, envanterde yok diyorlar. Demek ki bulunmuş. Artı bunu kullanmak konusunda kim üst rübey olarak emir verdi. Daha sonra bu emir siyasal bir emir de, devlet emridir. O anlamda bu iş ta evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kadar gidecek bir silsileyle siyasi sorumluluk gerekecektir. O nedenle çok tabii yani şey gösterdiler, tepki gösterdiler. Bu nedenle Sayın Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alıp tutuklanması aslında yani kendileri açısından yani akıllı bir devlet politikası değil. Yani şimdi bu nedenle insanlar Şebnem Hoca üzerinden bunu hem Türkiye'de konuşuyorlar, konuşmak zorunda kalıyorlar, hem de uluslararası çapta insanlar Şebnem Hoca'yı niçin tutukladınız, serbest bırakın. Yani bir korkunuz yoksa, siz haklı durumdaysanız Şebnem Hoca'yı niçin tutukladınız diye soracaklar. O bakımdan da yani yani devlet haklı şey düşünmüyor. Yani ben akıllıca düşünmüyorum ve yani şey de değil. Yani siz kafadan reddederseniz bu yani şey, kamuoyu açısından bir şüphe olarak kalacaktır, bir soru işareti kalacaktır. Yani devletin yapması gereken, belki de yapmadılar ya da yani işte, ama şeyler var, bu yani kanıtlar gösteriliyor. Bu kanıtları şey yapması lazım. Bana göre burada sadece bu değil. Şimdi bunu yani bir araştırma, işte sonuç nasıl olur, işte şeyde de diyelim ki burada hasta tutsaklar ATK'ye gönderiliyor, Adalet Tıp Kurumu'na. Adalet Tıp Kurumu bakıyor, evet yani tamam şeyler var hasta ama cezaevinde de kalabilir diyor. Şimdi böyle bir işte şey de gidebilir. Yani bir kuruluş gider işte, yani bu işte ya bilmiyorum ya, bomba normal bir bomba ama işte fazla durmuş, bozulmuş ama böyle bir sonuç çıkmış falan gibi raporlar da çıkabilir. Ama burada bir de şu olacak, bence biraz ondan da korkuluyor tartışmaktan, böyle tartışmayı açık bir şekilde tartışmaktan. Peki diyecekler Türk ordusuna, sen 6 aydır buradasın, 6 aydır burada ne yapıyorsun? Kardeşim ne hakla buradasın? Çünkü Birleşmiş Milletler'in şöyle bir şeyi var. Siz işte sınır ötesi operasyonla sınır ötesine geçebiliyorsunuz. Bu birkaç saattir, birkaç gündür.
bilemedim bir haftadır hani tırnak içinde terörist kovalıyorum. İşte şeyde bir eylem yaptı, benim sınırlarım içinde bir eylem yaptı. Ondan sonra kaçtılar bir öbür şeye, ülkeye. Ben onları kovalıyorum diye hakkı var. Yani Suriye'ye mesela ilk girişler böyle oldu. Dediğim gibi yıllarca sınır ötesi operasyonlar yapıldı. Irak'ın kuzeyi mi diyelim, Güney Kürdistan mı diyelim. Ve şimdi yani o kadar yani ve siz gerçekten hep gittiniz. Yani bir iki hafta kaldınız en fazla. Bir ay çok zor kaldınız. Ama şu anda 6 aydır oradasınız siz. Bu bir nevi işgaldir. Adı konmamış işgaldir. Keza Suriye'de zaten kaymakam atıyorsunuz, bilmem ne atıyorsunuz. Şimdi uluslararası toplum, işte Birleşmiş Milletler, belki de Avrupa Birliği bunu tartışmaya başlayacak. Şeyin, Türkiye'nin, Türk ordusunun aslında yani işte kimyasalı diyelim ki az olmuş, yanlış olmuş, işte şey diyelim ki, dedim ya anlamıyorum ama bomba bozukmuş falan, bozuk çıkmış falan gibi kendisini belki anlatacak şeyler bulacak, doneler bulacak ama ondan sonra ikinci adım gelecek, o daha da kötü çünkü. Sen şeyde o topraklarda, başka ülke dışındaki topraklarda ne arıyorsun? 6 aydır oradasın. Onun tartışması başlayacak. Belki bundan korkuyorlar. Yani Irak'taki hükümetsizliği, Irak'ın iktidarının, devletinin zayıflığının nedeniyle Türkiye oraya bu şekilde girebiliyor. Ondan sonra oradan çok ciddi itirazlar gelemiyor. Ama bu bence bu tartışma büyüyecek ve bu tartışma devletler arası anlaşmalar açısından, sen Irak'ın toprak bütününü tanıyorsun. Orada ne arıyorsun 6 aydır ve binlerce askerle? Sen Suriye'nin toprak bütününü tanıyorsun. Tanımak zorundasın. Öyle bir şey yok yani. Ama sen yıllardır Suriye'desin. Orada ne arıyorsun diye bunlar tartışılmaya başlanacak haklı olarak. Bence bilmiyorum. Yani sadece olay evet kirli savaştır, kimyasal kullanmak, yasaklı silahlar kullanmak kirli savaştır ama kirli savaşın ötesinde de böyle bir şey var, haksız durum var. Evet, bu 33 yılda şöyle kaba bir hesaplamayla 3000 arkadaşımızın özgür basın geleneğinin de yetiştiğini düşünüyoruz. 3000 gazeteci arkadaşımız. Bir kısmı bir şekilde buralarda devam ediyor, bir kısmı sürgünde orada Kürt hani kurumlarda gazetecilik yapıyor. Bir kısmı dediğim gibi işte siyasi kadro oldu, belediye başkanı oldu, milletvekili oldu ya da partinin çeşitli kademelerinde çalışıyorlar. Bu anlamda yani işte onların yöneticisi olarak, işte onların işte hocası olarak, yani stajyer eğitimlerindeki işte eğitime giren bir kişi olarak yani 3000'e yakın arkadaşımın üstünde hasbelkader emeğim vardır. Bu tabii karşılıklı bir şey. Yani siz onlara bir şeyler verirsiniz, onlar size bir şey verir. Nasıl verir? Özverileriyle verir. İşte insani davranışlarıyla verir. Birbirimizi besleriz. Biz birbirimizi besleriz. Sadece buradaki benim şeyim, onlar üzerindeki avantajım, işte yıllardır, şu anda 46 yıldır ben basın yayın dünyası içindeyim. Daha fazla şey bilen ya da yaşamış bir insan olarak deneyimlerimi aktarırım. İşte onların işte haberler konusunda işte şeylerini, şunlara dikkat edin derim. İşte şu konuda şu insanlarla konuşabilirsiniz derim. Yaptıkları haberler üzerine değerlendirme yaparız. İşte toplantılar olur, sohbet ortamlarımız olur. O anlamda bu son gözaltına alan, işte tutuklanan biri ev hapsinde, on arkadaş üzerinde de bir mazimiz var. Birlikte dediğim gibi, birlikte üretme anlamında bir mazimiz var. Çok iyi tanıdığım insanlar, sevdiğim insanlar, saydığım insanlar. Buradan gönderildikten sonra da gittikleri yerde başarılı olan insanlar, gazeteciler.
bakımdan onların, Diyarbakır'da gözaltına alınanların, daha önce yine gözaltına alıp tutuklananların ben öyle rastgele tutuklandığını, alındığını düşünmem. Özellikle de şehit arkadaşlarımızın, şehit arkadaşlarımızın hemen hemen hepsi en fedakar insanlardı. En bu işe kendini vermiş insanlardı. İşte Cengiz Altın'dan başlayaraktan. Daha sonra bu hala bu yani ölümcül saldırı rağmen devam eden arkadaşlarımız açısından yani rastgele seçmiyorlar. Gerçekten karşımızda bir imparatorluktan kalan, imparatorluk yönetmiş bir yönetim sisteminden, aklından bugüne devam eden bir devlet aklı var. O devlet aklını ciddiye almak lazım. Bu anlamda aramızdan seçtikleri en iyileridir, en çalışkanlarıdır, en fedakar olanlarıdır. Ama bu demek olmuyor ki geride kalanlar öyle çok fasafiso insanlar olmuyor. Hatta belki şöyle bir işimize yarıyor ya da mecburen, yani bu kimyasal şeydir, bir sonuçtur. Geride kalan arkadaşlar olarak biz daha çok çalışıyoruz. Onlara layık olmaya çalışıyoruz. Şehit olan arkadaşlarımıza layık olmaya çalışıyoruz. Hapsedilen arkadaşlarımıza layık olmaya çalışıyoruz. Biz mesela şimdi böyle operasyonlar sonrasında biz şunu deriz. Evet arkadaşlar, yani bunda şaşıracak bir şey yok. Neden şaşıracak bir şey yok? Onu da söyleyeyim. Kürt halkı işte son 30 yılda, 40 yılda ne yaşıyorsa onu da biz yaşıyoruz. Biz çünkü o halkın içinden bir kurumuz. Onlar öldürülüyor, onlar evleri yakılıyor, köyleri yok ediliyor. Ondan sonra geldikleri şeylerde, metropollerde eziliyorlar. Girdikleri sendikalarda şey oluyorlar. Yani ne kadar çok insan öldürüldü, Kürt öldürüldü. Onlar işte mesela diyorlar, en az 40 bin Kürt öldürdük diyorlar. Son işte 20-30 yılda. Yani onlardan bir kısmıyız biz öldürülen arkadaşlar olarak. Onlardan bir kısmıyız cezaevindeki insanlar olarak. O nedenle biz, yani bize yönelik şeylerin özel olarak bize olduğunu değil, biz halkın içinden, halkın bölüm olarak olduğumuz için şey yapıyoruz. Ama biz tabii şey değiliz, siyasetçi değiliz. İşte dağdaki arkadaşlardan değiliz. Biz haber yapan insanlarız. Biz bize yönelik saldırıları cevabını daha çok çalışarak, daha çok haber yaparak veririz. Daha güzel haberler, işte devleti rahatsız eden, devleti rahat eden halk adına rahatsız ediyoruz. Yani yoksa biz derdimiz yok işte sevmiyoruz ya da düşman görüyoruz diye şeklinde değil. Biz şey yapıyoruz, yani halkın ihtiyaçlarını, beklentilerini, işte ya da soyguncuların soygununu yazıyoruz. Baskıcıların baskısını yazıyoruz. Yapılan insan hakları ihlallerini yazıyoruz. İnsan gibi yaşamaz. Yani Kürtler ya o kadar şey ki, yani toprak istemiyor, ayrılmak istemiyor. Kürt olarak yaşamak istiyor. Ya işte Kürtçe'ye yönelik baskıları hayır diyoruz haberlerimizde. Yani biz aslında sıradan çok normal insanlarız gazeteciler olarak, ama onlar bizi acayip korkuyorlar. Ya dediğim gibi biraz önce söyledim, biz yani şeylerde var, bu Kemalistlerde var, şimdi şeyde de oldu, yani bu siyasal İslamcılarda da oldu. Onlar kendilerini biraz yani bir elit kesim kendisini halktan yukarıya çekerler ve derler ki o işte vay işte bana vurdu, yani halka vursa önemli değil. Mesela dedim ya şeyde ikinci defadır Kürt halkının seçtiği belediye başkanlarını görevden aldılar. Görevden aldıkları yetmedi, cezaevlerine attılar. Şimdi bu devletin iktidarın bir şeyi, işi, ama muhalefet bunu evet ya ayıp değil mi falan diyor, ya doğru değil diyor, ama gerçekten yani bir şey yapılması gerekse şey HDP'nin yanına gelmiyor, birlikte karşı çıkmıyor. Yani normaldir diyor. Yani bu halka
İşte hele hele Kürt halkına bu mübahtır, yapılabilir diyor. Oysa şey yok yani, yani kendisini de öyle şey gördüğü için, daha elit gördüğü için, daha halkın üstünde, diğerlerinin üstünde gördüğü için öyle bir şey var. Bizde ise biz yani şey yapıyoruz yani, burada bu işin yapılması lazım. Yapılması gerektiği için yani baştan zaten korksak baştan korkmuş ve ayrılmış olurduk, giderdik. Hala işte devam eden bütün arkadaşlar adına konuşuyorum. Şey olmadığı için de bu bir mücadele, uzun erimli bir mücadele olduğu için de gücümüz yettiğince, ömrümüz yettiğince bu işi yapacağız diyoruz. O nedenle yani bir şey, geçen basın toplantısında da söyledim. Yani bu devlet çok tuhaf bir devlet. Devlet aklı, devlet aklı diyorum ama akılsızlık aslında. Yani sen bombalamışsın, bunlar devam etmiş bu basın. Sen öldürmüşsün, bu basın devam etmiş. İşte cezaevlerine atmışsın, basın devam etmiş. Ya bu basın devam ediyor ya, sen yine diyorsun bu sefer tekrar cezaevine atayım. Evet, tekrar arkadaşlarımdan birini öldüreyim. Şimdi Nagihan arkadaşı öldürüyorsun. Nagihan arkadaşın kendisi burada yok ama fotoğrafı var, fotoğrafı burada diye kızıyorsun. Fotoğrafı, ruhu burada. Onun için onun bıraktığı yerden devam eden arkadaşları var diye kızıyorsun. Yani aynı şeyleri yaparak değişik sonuçlar alacağını düşünüyorsun. Yok öyle bir şey. Yani biz bu işin yapılması gerektiğini düşünen insanlarız. Ve de yani ya bir de şunu bilmek lazım arkadaşlar. Yani ben buraya gelirken ya yazık bu Kürtlere, bu Kürtlere yardımcı olayım falan değil. Bu şekilde ya da dayanışma, uluslararası dayanışma falan değil. Ben bir buraya zaten siyasi kararla gelmişim. 90'lı yıllarda BK'da kurulmuş bir devrimci birlik var. İşte Kürt Özgürlük Hareketi, bizim gibi bazı Türkiye'li solcu, sosyalist örgütler bir araya geldiler ve Türkiye'de birlikte mücadele edelim dediler. Bir antifaşist cephe kuruldu yani adı, ama devrimci birlikte. Orada işte alınan kararlardan biri Türkiye'de yayın çıkarmaktı, gazete çıkarmaktı. Bu anlamda arkadaşlar beni Türkiye Komünist Partisi Birlik yönetimi beni buraya tayin etti. Ben o günden bugüne burada siyasi olarak bulunuyorum zaten. Dayanışmacı değilim. Ben buranın sahiplerinden biriyim bu basın faaliyetinin. Başından beri de zaten yönetimde yer aldım. Kuruluşlarında hepsinde yer aldım. Künye'de olsam olmasam ben buranın kurucu ortaklarından biriyim. Bir de böyle baktığınız, bakarsanız daha rahatlarsınız. Yani insani olarak da belki devam ettirebilirdim ama bir yerde belki nefesim daralırdı. Benim hala siyasi örgütüm, şeyim burada beni şey tayin etmiş olarak duruyor. Tabii ki ben burada olmaktan bu anlamda siyaseten, siyasi emirin dışında da çok mutluyum. Bu arkadaşlarla birlikte gazetecilik yapmaktan, arkadaşları gazetecilik olarak, gazeteci olarak daha yetkin hale gelmelerine katkıda bulunmaktan. O nedenle yani sadece yani biraz öteden o sabah buradan şeyini izledik, dağıtılmasını, aramalarını. O gün sabahtan da buraya gelip başında bekleyebilirdim büronun. Gerek olmadığı zaman olmadı. Bu şeyde KCK basın şeylerin operasyonlarında dedim Ankara büroya ilk giden bendim. Ondan sonra bir süre sonra avukat arkadaşlarımız geldi. Hocam dediler senin burada beklemene gerek yok, sen git evine. Biz şeyi aramaya şey yaparız, gözlem yaparız diye. Yani vay operasyon oldu, kaçayım saklayayım, öyle yok öyle bir şey. Yani biz buradayız. Ha, alacaklarsa da alırlar. Almadılar mı aldılar yani. Hapis yatma konusunda 10 yıllık deneyimiz var. Şimdi koşullar çok daha kötüleşti. Olsun, hiç önemli değil.
Ben yani operasyonda alınan arkadaşlara sadece şöyle kızıyorum. Alasılar gidiyorlar orada yan gelip yatıyorlar. Bir onların yanında da biz çalışıyoruz. Öyle değil tabii, onlar orada da gazeteciliğe hem fikren yapabildikleri kadarıyla fiilen devam edecekler. Kendilerini geliştirecekler, bol bol okuyacaklar, tartışacaklar. Ondan sonra dediğim gibi oradan iletecekleri bir hak ihlalleri varsa onları yazacaklar. Yani biz yani çok öyle slogan var gibi gelebilir ama gerçekten bir aileyiz, çok büyük bir aileyiz. Herhangi birimizin en ufacık bir başına bir şey geldiğinde onu hepimiz bizim başına gelmiş gibi görürüz. Yani bu kurum olarak, gazeteciler olarak öyledir. İşte siyasi örgütlenme, HDP olarak diyelim ki, ya da Emek ve Özgürlük Bloğu olarak böyledir. Ve hatta işte daha büyük aile olarak böyledir. Ya şimdi bizim basın toplantımıza yani ilk gözaltı günü de işte katılım fena sayılmazdı ama özellikle de arkadaşlarım tutuklandıktan sonra yani Ankara'daki bütün neredeyse devrim demokrat kurumlardan temsilciler geldi. Bu kadar yani. Ama yani bizim yapmamız gereken ne kadar etkileriz bilemiyorum ama esasen işte ilk seçimlerde iktidara gelmeyi düşünen Millet İttifakı'nın, tabii öbürlerine bir beklentimiz olmasa da en azından CHP'den bundan daha fazla bir dayanışma içinde olmasını, gazete olarak en azından, basın olarak en azından, tamam içlerinden bazıları vay siz TSK'ye nasıl öyle dersiniz, böyle yapar mı, yapmamıştır ki, kesinlikle kabul etmez şeklinde sözcüleri başta olmak üzere şeyler ifade etti. Biz onun zaten tarafı değiliz. Biz gazeteciliği yapıyoruz. Biz böyle bir haber var diyoruz, böyle bir iddia var diyoruz. Yapılması gerekenler şunlardır diyoruz. O konularda demeç alıyoruz. Yoksa biz ve TSK şeklinde bir şeyimiz yok zaten. Öyle bir karşılama ama o nedenle başta CHP olmak üzere bu yani siz bundan sonra iktidara geldiğinizde bunu mu yapacaksınız diye bizim sık sık onları uyarmamız ve uyaran haberler yapmamız gerekirse işte yani konuşabildiğimiz kimselerle yani zorlamamız lazım. Yani olay sadece Sezgin Tanrıkulu'nun Kürt hassasiyeti değil. Onun dışında orada şimdi CHP Kürdistan'da katılımlar var. O katılımlara mesela gidip sormak lazım. Siz CHP'ye katıldınız. Bundan sonra CHP için çalışacaksınız. CHP'nin iktidara gelmesi için işte oy vereceksiniz. Tamam da siz bu konularda ne diyorsunuz? Nasıl bir tavır alacaksınız bundan sonra? Yani ya muhabirlerin bu konuyla işte uyduruk gerekçelerle işte gözaltına alınmasını, tutuklanmasına ne diyorsunuz, tepki göstermeyecek misiniz, işte basın toplantılarımıza gelmeyecek misiniz şeklinde Kürdistan'dan başlayarak belki de sonra işte Ankara'daki milletvekillerine kadar zorlamak lazım. Şöyle aslında bu yeni çıktı seçim dönemlerinde, bilmemelerinde yani biz burada CHP'nin en ağır topu diyeceğim bir takım insanları burada röportaj yaptık. Buraya geliyorlardı bizim Ankara büromuzda. Yani şimdi isimlerini saymaya gerek yok. Medya habere çıkmaktan kimse şey yapmıyordu, korkmuyordu. Seçim kampanyalarında işte adını duyurabilmek için, Kürtlere sesini duyurabilmek için. Şimdi böyle bir olayda geri çekilmeleri, işte şunu demeleri lazım. Yani siz Diyarbakır'da için biraz bir iki kere söylediler ama Ankara'daki gazetecileri neden aldınız kardeşim? Nedir derdiniz? Yani bu haber karşı sizin tepkiniz. Evet ben de katılmıyorum diyebilirsiniz, inanmıyorum diyebilirsiniz ama gazetecilerden ne istiyorsunuz şeklinde tepki göstermelerini bekliyoruz. Onları bu anlamda zorlamamız lazım. Ama yani kendi aramızda
konuşursak yani biz işte bunu gazeteci örgütleri işte çıkalım her gün basın açıklaması yapıp da ayağımızı yiyelim şeklinde onu zorlama bence hiç gerek yok ya da basın örgütlerini güçlendirmek için işte oraya üye olalım başkalarının üye olması için onlarla uğraşalım diye de şeyimiz yok. Bizim yani şimdiye kadar yaptıklarımız hep şeydir. Biz ne kadar daha fazla haber toplarsak o kadar güçlüyüz. Buna cevap oluyoruz bu saldırılara. Gücümüz de yaptığımız haberlerden geliyor. Yoksa bizim ilk derdimiz gazetecilik. Gazetecilikle güçleniyoruz. Yani o kendi sorunlarımız ya da kendi şeyimiz, stajyer eğitimi ve ona benzer sorun şeyler için pratikleşmesi için biz kendi derneklerimizi de kurduk. Kendimizi çok fazla mevcut gazetecilik örgütlerinde, sendikalarında şey yapamıyoruz diye, ifade edemiyoruz diye. Ama esasen birinci şeyimiz kendi faaliyetimizdir. Haber toplamamızdır, haber yayınlamamızdır. Yani bütün şeylerde, alanlarda örgütlü olmak iyidir anlamında böyle sendikalara, derneklere katılabiliriz ama yani esas işimiz profesyonelce asılacağımız iş o değil. Evet, teşekkür ederim. Zaman ayırdınız. Çok sağ olun.